Ben de hoş geldim. Ben Şanlıurfa'dan geliyorum. Belki haberiniz vardır Şanlıurfalı olduğum için. Burada YKS'ye hazırlanan kimler vardı? Maşallah, çok iyi. Ara sınıf 9-10-11. Çok güzel. Üniversiteyi bitirmiş, yani üniversitede okuyan daha doğrusu. Güzel. Üniversiteyi bitirmiş. Maşallah, çok güzel. Vallahi Aksaray çok güzel bir şehir. Hocam ben mikrofonu alabilir miyim ya? Ben bunu indireyim. Bir iki. Ah, mikrofon daha güzelmiş. Gençler tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz benim Şanlıurfalıyım. Şanlıurfa'dan geldim. Türkiye'nin en çok izlenen eğitim kanallarından birisi. Matematiğin Güler Yüzü YouTube kanalında sahibiyim. Orada içerikler üretiyoruz. Yakında AYT kampımız başlayacak. Buradan YKS'ye hazırlanan arkadaşlarımıza da böyle bir sürpriz yapalım. Şimdi videolarda genelde beni sinirli bulursunuz. Yani bu hoca niye sinirleniyor? O benim kapak videosu olsun, diğer videolar olsun. Genelde evet, gergin olduğu zaman benim videoları paylaşırlar. İşte gerginlik seviyem bu hoca gibi. İşte bugünkü mental sağlığım bu hoca gibi diye. Ama hiç sormuyorsunuz. Bu hoca niye sinirleniyor? Yani niçin sinirleniyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bir, eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur. Yani benim sinirim bundan. Yani eğitimde bir daha altını çiziyorum. Feda edilecek hiçbir fert yoktur. Ya bir de arkadaşlar YKS sınavı gerçekten çok önemli bir sınav. Öğrenci arkadaşlarımız işin ucundan tutarak, yani günde bir iki saat çalışma oflayarak poflayarak, veliler bunu zorluyorlar. İşte oğlum çalış diyor, kızım çalış diyor. Baba diyor çalışmaya şeyim yok, aşkım yok, şevkim yok. İşte ben bundan dolayı çok sinirliyim. Benim sinirlenmem bundan dolayı. Ya kardeşim YKS sınavı gerçekten önemli mi? Vallahi önemli. İşte ben bunu bir türlü öğrenciye anlatamıyorum. Sinirimin sebebi ondandır. Ya geçen gün ben bunu daha önceki şeyimde de Instagram'da da anlatmıştım. Ya dershanenin önünden geçiyorum. Ben genelde arkadaşlar ulaşım aracı olarak ya otobüslere binerim. Hani öğrencileri göreyim, öğrenciler ne yapıyorlar. Ya da yolda yürürken bir dershanenin önünden geçeyim de bakayım öğrenciler ne yapıyor diye. Ya çocuğu görüyorum. Mesela dershanenin önünden geçmişim. Dershanenin önünde oturmuşlar, çekirdek çıtlatıyorlar. Ya gidiyorum, bir saatlik işim var. Geri dönüyorum. Bakıyorum yine aynı çocuklar. Ya çocuğa ben dedim ki sen ne yapıyorsun burada? E hocam işte derste hocamız o konuyu işlemişti de ben o konuya biliyordum. İşte aşağıda arkadaşlar sohbet ediyoruz. Çocuğa sordum senin hedefin ne? Dedi hocam hedefim tıp. Diğer çocuğa sordum hedefin ne? Hocam benim hedefim hukuk. Ya kusura bakmayın da sen bu şekilde kazanamazsın. Vallahi kazanamazsın. Yani ben neredeyse iki saattir dışarıdayım. Ve sizi iki saattir kapının önünde görüyorum. Yani bu şekilde sen tıp fakültesini, sen hukuk fakültesini ya da sen hedefin ilk 10 binse ilk 10 bine girmeyi bu şekilde yapamazsın. Bunu deyince hocam üzerime çok geliyorsunuz. Ya üzerine gelmiyorum. Hayatın gerçeği bu. Arkadaşlar YKS sınavı gerçekten önemli bir sınavdır. Niçin önemlidir? Çünkü hayatımız boyunca yapacağımız mesleği belirliyorsunuz. Ya düşünsenize bir sınava giriyorsun. Doktorluğu, tıpı kazandığınız zaman ömür boyu hastanedesiniz. Öğretmenliği kazanırsanız ömür boyu sınıftasınız. Hocam diş hekimliğini kazanacağım. Ömür boyu klinikte olacaksınız. Hocam veterinerlik fakültesini kazandım. Ömür boyu hayvanlarla uğraşacaksınız. Yani ömür boyu yapacağınız, paranızı kazanacağınız mesleği icra edeceksiniz. Ondan dolayı tabii ki YKS sınavı çok önemlidir. Ben her zaman diyorum. İnsanın hayatında arkadaşlar bir tane çok önemli sınav var, kritik nokta, o da YKS sınavıdır. Bazıları buna evliliği de ekliyor. Hocam diyor insanın hayatında iki önemli nokta var. Birisi YKS sınavı çünkü mesleği belirliyorsunuz. İki de evlilik diyorlar. Benim gözümde YKS sınavı evlilikten daha önemli. Niçin? Şimdi ben öğretmenim. Öğretmen olduğum zaman eş seçimini nereden yapacağım? Büyük ihtimalle öğretmen adaylarından birisinden yapacağım. Adam doktor. Eş seçimini nereden yapacak? Kendi meslek grubundan büyük ihtimalle yapacak. Bakın YKS sınavı onu da belirliyor.
Ama işte arkadaşlarımız bu olayı ciddiye almadığı sürece ben sinirleniyorum. Gençler, sınava yaklaşık 7 küsur ayınız kaldı. Sınava hazırlanan arkadaşlarımız burada var. Ana sınıftaki arkadaşlarımız da burada var. Lütfen size yalvarıyorum. Diyorum ki bak 7 ay. Çalışsan da geçecek 7 ay. Çalışmasan da geçecek 7 ay. O zaman adam akıllı oturun çalışın diyorum ya. Çalışın. Çalışmaktan başka sermayemiz yok yok. Hocam yeni nesil ders çalışma stratejisi nedir? Kardeşim masanın başında oturup ne kadar fazla çalışırsan o kadar güzel yer kazanırsın. İşte biz bunu bir türlü öğrenciye anlatamıyoruz. Masanın başında en çok oturan öğrenci istediği üniversiteyi kazanır. Masanın başında en çok oturan öğrenci istediği bölümü kazanır. İşte biz bunu bir türlü öğrenciye anlatamıyoruz. Öğrenci zannediyor ki günde 1-2 saat çalışmayla istediği yeri kazanır. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. 1-2 saat çalışmayla bu işler olmuyor. Lütfen çalışın. Bakın 7 ay sonra sınavdan sonra keşkeleriniz olmasın. Ya benim kızdığım noktadan bir tanesi de şudur. Öğrenci arkadaşımız sınavdan sonra biz oturuyoruz. Sınav değerlendirmesini yapıyoruz. Hocam diyor aslında sınav kolaydı. Biraz fazla çalışsaydın işte onu deyince ben o çocuğun yakasından tutup duvara yapıştırmak istiyorum. Oğlum çalışsaydın. Çalışsaydın. Bakın sınava 7 ayımız var. Oturun. Demeyin hocam 7 ay azdır. Ya da hocam 7 ay çok uzun bir süre ya. Ben işte Kasım'da başlarım, Aralık'ta başlarım. Kardeşim yarın değil, bugünden itibaren oturup çalışacaksınız. Bu işin yarını yok. 7 ay sonra her şey bitecek. Bir de ben biraz aileciyimdir. Yani ben biraz aileden yana tavrımı koyuyorum. Gençler, evde çalıştığınız zaman aileniz desin ki, annem baban desin ki, ya benim oğlum çalışıyor, çalışıyor, emek veriyor, İnşallah bu iş olacak. Ya ailenize o izlenimi verin, verin. Ama aile bakıyor ki çocuk çalışmıyor. Sonra çocuk geliyor, hocam babam üzerime çok geliyor, annem üzerime çok geliyor. Oğlum gelir, ben de üzerine çok geliyorum. Ben bunu nereden biliyorum arkadaşlar? Ben bunu kızımdan biliyorum. Benim kızım ilk sene sınava girdiği zaman, bak ilk sene sınava girdi, 270 bininci oldu. 286 bin, yani 270 bin o civardaydı. Bir de arkadaşlar çalışmıyordu. Ya karşımda oturmuş, mesela çay içiyor. Benim gözümde sanki 2 saat boyunca oturmuş, sanki keyif sürüyor gibi. Ya kızım artık kalk diyordum, otur, çalış. Baba dur çayımı içeyim. Ya da bir film izliyoruz, korkuyordum film izlemeye. Geliyor, baba hangi filmi izliyorsun? İşte şu platformdan 7. sezonu izliyorum. Baba ben onu izledim ya. Ya kızım daha film daha 1 ay önce piyasaya çıktı. Sen bunu ne zaman izledin? Sonra sınav bitti. Baba sınavım çok iyi geçti. Dedim hadi tatile gidelim. Datça'ya gittik. Urfa'dan Datça'ya. Tam girdik sınav sonuçları açıklandı. Bir baktım 286 bininci olmuş. Dedim hayda. Tatil mahvoldu. Gençler. Kazanmadığınız zaman, bakın önünüzde 7 küsur ay var, vallahi uzun bir süredir. Kazanmadığınız zaman ilk başta sen üzülürsün. Yani gençler üzülür. Sonra da anneniz babanız üzülür. Vallahi başka kimse üzülmez. Vallahi üzülmez. Ya bana ne gerek, kazansan ne olur, kazanmasan ne olur. Dayının oğlu, halan, teyzen, onların zaten dertleri başından aşkın. Seni mi düşünecekler? Yine sen, annem, baban. Oturup karşılıklı sen üzüleceksin. Sen üzüldüğün için annen baban sana bakıp üzülecek. Yine 1 yıl hayatı geriye saracaksınız. Ne gereği var? Oturun adam akıllı çalışın kazanın gidin işte. Sonra 2. sene oldu. Dedim kızım vallahi yol senin. Yani ister çalış ister çalışma. Benim o motivasyon videolarım çoğunu ben kızım için çekiyordum. Yani o ister çalış ister çalışma meselesi. Çünkü gençler farkında mısınız bilmiyorum. Hayat çok kısa. Vallahi hayat çok kısa. Ha buradaki ablalarımıza, abilerimize sorsak 70 yıl, 60 yıl, 40 yıl nasıl geçti? Ya da gençlere sorsam 20 yılınız nasıl geçti? Geçmişe baktığınız zaman sanki bir gün, bir saniye gibi geçti. Hayat kısa. Yani hayatın niçin bir daha geriye öteliyorsunuz? Ya
Benim kızım mesela diyelim ki 100 yıl yaşadı. Allah uzun ömürler versin. Ben kızıma sorsam ki kızım kaç yıl yaşadın son dönemde? Ben de yerde 130 yıl yaşayacağım. Dedi ki babacığım 100 yıl yaşadım. Yalan söylüyor. Çünkü bir yıl YKS'yi tekrar etti. Arkadaşlar hayatınızdan bir yıl sökülüp çöpe atılıyor. Yani düşünsenize sınava hazırlanan arkadaşlarımız mezuna kaldılar. Yine hayatı bir sene geriye sarmıyor musunuz? Yine aynı matematik, aynı fizik, aynı kitap, aynı dershane, aynı okul, aynı kütüphane. Yine hayatı geriye sarıyorsunuz. Hayatı bir daha geriye sarmayın. Sonra kızım dedi, babacığım dedi ben bu sene çok çalışacağım. Dedim kızım önemli değil. Ya kapasiten ne? Benim kapasitem ya ben çok çalışırsam ben kendimi ilk 100.000'e atarım. Kardeşim kendini ilk 100.000'e at. Ben bunu istiyorum. Kimse senden Türkiye birinciliği istemiyor. Burada voley handball takımında kızlarımız da var. Hoş geldiler buraya. Mesela diyelim ki kızlarımızdan bir tanesi. Hocam ben çok çalışırsam milli takıma girerim. O zaman çalış ve gir. Çalış gir. Bu işin bahanesi yok arkadaşlar. Çalışın ve yapın. Bahanelerin arkasına sığınırsanız vallahi hiçbir şey olmaz. Ya normalde benim Urfa'dan buraya gelmem. Ben bir sürü bahane uydurabilirdim. Bahane çok. Ama bahaneler çok. Ama istedim, bakın geldim. Arabama bindim. Geldim dün buraya. Otelime yerleştim, sabahta buraya geldim. Ama gelmek istemezsem, hocam uçak yok. Hocam Aksaray 700 kilometre. Nasıl geleceğim? İşte benim video çekmem lazım. Bahaneden arkasına sığınırdım ve gelmezdim. Kızım dedi ki babacığım çok çalışacağım. Dedim kızım önemli değil. Sonuçta vatana millete faydalı bir birey olmak ayrı bir şey. Oturup adam akıllı istediğin üniversiteyi kazanıp bitirmen ayrı bir şey. Evde oturup tek başına biz bizim yüzümüze bakalım sen üzül ben üzüleyim. Sonra kızım normalde sayısalcı arkadaşlar. Deprem oldu biliyorsunuz zaten. Depremden bir ay sonra dedi ki baba eşdağlığa geçeceğim. Sayısalcı kız eşdağlığa geçti. Geçen sene de 286 bininci olmuş. Siz ondan bir beklentiniz olur mu? Yani son iki ay eşdağlığa geçmiş. Ama var ya öyle bir çalıştı, öyle bir çalıştı, öyle bir çalıştı ki. Bakın bu işin yolu çalışmaktan geçer. Dedi ki baba ben bu sene istediğim üniversiteyi kazanacağım. Neyse sınav sonuçları açıklandı. Tabii ben tedbirimi almışım. Sınav açıklanmadan tatile çıkmak yok. Önce bir sınav sonuçları açıklansın. Ona göre tatilimiz heba olmasın. Dedi ki baba dedi ben de dışarıdaydım. Benim telefonumda şeyi kayıttı. ÖSYM numarası, şifresi. O da bilmiyor. Neyse girdim. Baktım yazıyor ki 483. Ben dedim herhalde bu kız 483 bininci oldu. Yani üste baktım puan yazıyor. Allah Allah. Sıralamaya baktım. Sıralama arkadaşlar 900. olmuş. Yani düşün yani 900. Ya da herhalde yanlış baktım. Çıkıyorum. Hani sistem herhalde yanlış yükledi. Bir daha giriyorum. Gerçekten 900. İsme bakıyorum. Özge Şevval. Dedim Allah Allah. Herhalde yani beni şaşırttı. Demek ki arkadaşlar insan istediği zaman 280 binden 286 binden 900'e çekebiliyor mu? Çekebiliyor. Benim kızım bunu Urfa gibi bir yerde depremi yaşayan birisi olarak yapabildiyse vallahi sizler daha güzelini yaparsınız. Gençler iyi üniversitelerde okumak hepinizin hakkıdır. Gidin en iyi üniversitelerde okuyun. Hocam benim hedefim Koç. Git oku. Hocam benim hedefim Boğaziçi. Kardeşim gidin okuyun. Biz oradaki öğrencileri de görüyoruz. Oradaki öğrencilerin beyinleri sizden gram olarak daha büyük değil. Genelde sorduğumda kardeşim sen Boğaziçi'ni nasıl kazandın? Yemin ediyorum %99'u hocam çok çalıştım. Çok çalıştım. Yani bu işin yolu çalışmaktan geçer. Ya bir de arkadaşlar artık önünüzde YouTube denen bir imkan var. Ne kadar güzel, bedava. Mesela diyelim ki okulda trigonometriyi gördünüz. Trigonometriden anlamadın. Ya eve git YouTube'dan trigonometri yaz. Orada binlerce hoca var. En çok izlenen kimse, senin tarzına en yakın kimse aç ve izle. Altında ücretsiz PDF'ler de var. Yani şu anda teknolojik olarak çok öndeyiz.
Öğrenci arkadaşlarımızın bahanelerin arkasına sığınma gibi bir dünyaları yok. Lütfen. İlk başta kendinize saygınız varsa kazanın. Sonra da anne babanıza saygınız varsa kazanın. Ben diyorum gençler, kendinize saygınız yoksa lütfen annenize babanıza saygınız olsun. Annenize babanıza saygınız olsun. Çünkü niçin? Oğlum bir yıl boyunca sen kazanmadığın zaman ya da istediğin üniversiteye gitmediğin zaman belki yiyeceğinden, giyeceğinden, bir şeyinden kısacak. Senin dersine paranı verecek. Senin kütüphane paranı verecek. Senin kitap paranı verecek. Yani eve gidiyorsun anne acım. Annen hemen sana yemeği hazırlıyor. Ya onlara saygın olsun. Ama ilk başta annenize ve babanıza saygınız varsa oturursun çalışırsın kardeşim. İşte Mustafa Hoca niye sinirleniyor? İşte ben bundan dolayı çok sinirleniyorum. Gençler, sen istersen olur. Vallahi istersen olur. Ama istemediğiniz sürece hiçbir şey olmaz. Ah, yine kız handball takımımız tekrardan hoş geldiniz. Şimdi kız handball takımında biliyorsunuz belediyemizin desteklemiş olduğu bir takımımız var burada. İyilikte de oynuyorlar gençlerimiz. Birisi gelsin bakalım. Gel. Birisi gelsin. İsmi neydi? Müşerref. Nerede oynuyorsun? Aksaray Spor Lisesi'nde. Handball hangi takım? Yani birinci lig? Birinci lig. Şimdi arkadaşımız handballcu. Ben isteyeyim. Ya diyeyim ki arkadaşımız milli takıma gitsin. Ya onu zorla sabah kaldırıyorum, spora götürüyorum, onu yaptırıyorum. Kendisi istemese bir şey olur mu? Vallahi olmaz. Yani koş derim, koşmaz. Ya da koşar, yapmaz. Ama ben istemeyeyim, ben velisi olayım. Ben istemiyorum ya, voleybola gitme dedim. İşte handbola gitme dedim. Handbolcu olmanı istemiyorum. Bu kız isterse yine olur mu? Vallahi gizli yapar olur. Doğru mu? Doğru. Milli takıma ne zaman gidiyorsun? Milli takıma 9 Kasım gibi. Maşallah. Bakın arkadaşımız bir de milli takımda oynuyorsun değil mi? Gidecek. İyi, aferin. Bak ne kadar güzel bir şey. Gurur verici bir şey. Teşekkür ediyorum. Ama duruşu da bir sporcu duruşu var değil mi? Hadi teşekkür ettim. Efendim hocam? Maşallah. Çok iyi. Hadi tebrik ediyorum. Ben insanların gerçekten hayallerine, hedefleri olmasını çok istiyorum. Gençler bakın ben 2019-2020 yılıydı. Ben dedim ki YouTube işine gireceğim. Urfa gibi bir yerde. Vallahi diyorum bak yeminle söylüyorum. Herkes bana gülüyordu. Ya hocam Urfalı YouTuber çıkmaz. Arkadaşlar bütün YouTube kanallarına bakın. Burada gençlerimiz var, ilgileniyorlar. YouTube kanallarının hepsi ya İstanbul ya da Ankara, doğru mu? Ya da İstanbul'un çevre illeri, Ankara'nın çevre illeri. Hiç siz Diyarbakırlı YouTuber hoca gördünüz mü? Antepli gördünüz mü? Vanlı var mı? Trabzonlu var mı? Yok, yok, yok. Yani bir tek Ankara ve İstanbul dışında YouTuber hoca yok. Ben ilk başta YouTube'a girdiğim zaman vallahi millet bana inanmıyordu. Hoca boş işlerle uğraşıyor. Vallahi diyorum, bak yemin söylüyorum, eşim YouTube'da içerik üretmeme izin vermiyordu. Diyordu ki böyle saçma sapan Enes Batur'un yaptığı işlerle senin ne işin var? Hani YouTube deyince akla onlar geldiği için. Yoksa yanlış anlamayın, herkese bizim saygımız sonsuz. Ben, kimse bana inanmıyordu. Bak kimse bana inanmıyordu. Sadece bir kişi bana inanıyordu, kendim. Dedim ben bu işi yapacağım. Yaptım mı? Şu anda Türkiye'nin en çok izlenen eğitim kanallarından birisinin sahibiyim. Ne kadar güzel bir şey. İşi öyle bir büyüttüm ki, yani öyle bir ileri gittim ki, dünyanın en büyük içerik üreticisi benim videoyu aldı, reklamlarında kullandı. Belki haberiniz vardır. Onlarla davalıyız. Haberiniz var mı ondan? Neyse, Google'da yazarsanız matematik öğretmeni dava yazın, görürsünüz zaten. Yani gençler, şunu demek istiyorum. Kendinize inancınız tamsa istersen ailen desin ki oğlum kazanamazsın, kızım kazanamazsın,
Vallahi kazanırsınız. Ama aileniz tabii ki böyle bir şey demez. Çünkü aileniz her zaman sizin en iyi yerlerde olmanızı ister. Ama kendinize inancınız tamsa vallahi yaparsın. Bakın bir daha altını çiziyorum. Urfa gibi bir yerde eğitimde sondan 3. sıradayız. Ya eğitimde YKS sınavı sonuçlarına baktığınız zaman son 5 il sıralamasında Urfa'yı %100 görürsünüz. Urfa gibi bir yerde ben YouTube'da Türkiye'nin konuştuğu bir hoca olduysam sizler Aksaray gibi bir yerde eğer üniversiteyi kazanma noktasında hocam ben çalışırsam kazanırım dedikten sonra vallahi istediğiniz üniversiteyi kazanırsınız. Kazanırsın. Ama yeter ki sen iste. Benim kızım ilk sene istemedi, ikinci sene istedi, Türkiye'de ilk bine girdi. Ben YouTube'da dedim ki bu işi başaracağım. Oldu mu? Kardeşim oldu. Ya sizin imkanlarınız vallahi daha güzel. Gençler Güneydoğu'yu siz fazla bilmiyorsunuz. Yani Urfa'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i, Hakkari'yi bilmiyorsunuz. Oradaki çalışma öğrencilerin eğitim görme noktasıyla Aksaray'daki bir öğrencinin aynı değil. Yani onlar da sizinle yarışıyor. Ve onlar her zaman diyorlar ki biz başaracağız, biz yapacağız, biz edeceğiz. Oğlum onlar diyorsa sen niye demiyorsun? Sen daha güzel yerlere kazanmayı hak ediyorsun. Ama lütfen içinizden bu gelsin. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İçinizden gelecek bu. Yani dışarıdan birilerinin itelemesiyle bu işler olmuyor. İlk başta sen isteyeceksin. Ya bir de gençler geçmişinize bakın ya. Ya ben kendi geçmişime baktığım zaman Mustafa Güler olarak ya ben bir işi çok istedim ve olmadı dediğim bir iş var mı? Vallahi geçmişime böyle bir bakıyorum. Hiçbir öyle bir anım yok. Yani bir işi gerçekten çok istediysem hep oldu. İstemek demek ucundan tutmak demek değildir. Tüm benliğinizden, tüm hücrelerinizden isteyeceksiniz. Size küçük bir anekdot anlatayım. En azından biraz da dinlenmiş olursunuz. Ben 23 yıl önce arkadaşlar, bizim Urfa'da görücü usulü var. Belki burada var mı bilmiyorum. Urfa'da, Güneydoğu'da, Diyarbakır'da evlendiğiniz zaman sen demiyorsun, anne bana bu kızı iste. Annen gelir, baban gelir. Der ki, oğlum seni evlendirelim. Nasıl? Diyor ki işte komşumuzun oğlu işte Ayşe var. İstersen seni bununla evlendireyim. Tamam diyorsansa gidiyorsun kızı istiyorsun. Neyse annem dedi ki Mustafa dedi seni evlendirelim. Dedim anne sorun değil evlenelim. Bu arada uyumluyuz yani. Uyum da çok önemli. Dedim anne dedim hiç beni uğraştırma. Dedim etrafına bak dedim. Dedim görücüsü kimin çok fazlaysa bana o kızı iste dedim. Like sistemi var ya, like sistemini ben ta 25 yıl önce keşfetmişim. Bir gün annem geldi, ya arkadaşlar Urfa'daki şey yani bizim yörede. Anne ne dersin? Anneciğim üniversite mezunu olsun, uzun boylu olsun, işte okumuş olsun, memur olsun, şartlarını sunarsın. Annen de o şartlarda gider bir tane kız beğenir, gidersiniz istersiniz. Dedim anneciğim beni hiç uğraştırma, kimin görücüsü çok fazlaysa git bana o iste. Bir gün annem geldi dedi ki Mustafa dedi, bir tane bizim uzaktan akraba var dedi. Dedi ki ben oturduğum zaman 3 tane görücüsü gelmiş. Dedi toplamda da 300'ün üzerinde görücüsü gelmiş. Dedim anne ben o kızı istiyorum. Dedi ama bize vermezler. Dedim anne ben istersem bu iş olur. İstemek demek arkadaşlar yanlış anlamayın. Bakın yine bunu çalışmaya getireceğim. Şartları yerine getirdikten sonra. Ya kardeşim üniversite sınavını kazanmak mı istiyorsun? Masanın başında oturacaksın kardeşim. Bunun başka yolu yok. Masanın başında çok oturan çok iyi yer kazanır. Ya masanın başında oturup da oyun oynamıyorsunuz ha. Ders çalışacaksınız. Neyse dedim ki anne ben bu işi çözerim. Nasıl çözerim? Arkadaşlar araştırma yaptım. Benim kayınbabamın bir tane erkek kardeşi var. Camiden çıktığı yok. Yani kendisini camiye vakfetmiş. Ben de istemeden 10 gün önce o camiye sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı gidiyorum. İsmi de Arif'tir. Arif amca Kur'an-ı Kerim, Arif amca takke, Arif amca tesbih, Arif amca mesela ikindi namazına gelmiyordu. Arif amcam ikindi namazına yoktu, neredeydin? Hesap soruyorum. Arif amcam ön saflara gel. Arif amcam
tesbih namazına kalıyor musun? Neyse Arif amcanla aram çok iyi yaptım. Gittik kızı istemeye. Arif amca beni bir gördü. Dedi Mustafa. Dedim Arif amca. Şartları yerine getirdikten sonra olmayacak bir şey yoktur arkadaşlar. Sonra anlatıyor benim eşim. Diyor ki Mustafa sen gittikten sonra babam demiş ki bu aileye kız vermeyelim. Sorun değil. Yani onlar kendi arasında. Arif amca demiş ki hayır. Ben Mustafa'yı biliyorum. Mustafa'yı tanıyorum. Bu kızı Mustafa'ya vermezseniz ben bir daha sizin eve gelmeyeceğim. Biz Arif amca yüzünden evlendik. Yani Arif amca olmasaydı ama o şartları yere getirdim mi? Getirdim. Kardeşim sınava hazırlık sürecinde 9. sınıfta 11. sınıftaki arkadaşlarımız masanın başında oturup çalıştıktan sonra bu iş olmayacak diye bir şey yok. Olur. Şartlar belli. Yeter ki o şartları yerine getir. Ama lütfen işin ucundan tutmayın. Yarın değil, bugünden itibaren oturup çalışacaksınız. Sınava hazırlanan kimlerdi YKS'ye girecek olanlar? YKS'ye girecek olan arkadaşlarımız. Size en büyük tavsiyem. TYT sınavına, TYT'den bahsediyorum. Bak TYT ayrıdır, AYT ayrıdır, problemler ayrıdır. Bunu 9. sınıf, 11. sınıf, 10. sınıf arkadaşlarımız da not alabilirler akıllarınca. TYT, kendine uygun seviye kitabın neyse. Ya arkadaşlar bu işin ayıbı yok yok. Hocam benim matematiğim çok kötü. Kalkıp da bana çok zor bir kaynak alıp da çözme. Hocam okul bize bunu verdi. Tamam onu bir kenara koy. Kendine git, kendine uygun hangi kaynak varsa oradan bir defa başla. Seviye seviye kat edin. Sonra sağlam bir kitap bitirin. Arkadaşımız diyor hocam ben TYT matematiğim sıfır. Kalkmış bana en zor kaynak hangisiyse hocam apotemi. Oğlum sen bunu çözemezsin ki. Çözemezsin. Eğer antrenmanlar alacaksınsa bu işin ayıbı yok. Antrenmanlardan başlarsın. Onu bitirdin mi? Bir üst kademeye geç. Onu bitirdin mi? Bir üst kademeye geç. Arkadaşlar üst kademeye nasıl geçeceğim? 10 kırtasiyeye gidersin. Dersin ki en kolay kaynak hangisi? Sana onu verir. Onu bitirirsin. Bir üste geç. Bir üste geç. O şekilde sınav yolunda ilerleyin. Ama lütfen size tavsiyem kendi seviyenize uygun kaynaktan başlayın. Yukarıya doğru çıkın. Yukarıya doğru çıkın. Bu bir. Bir de lütfen Aralık'tan sonra, Ocak'tan sonra TYT'den denemelerine yavaş yavaş girin. Deneme çözün. Gençler TYT'de deneme çözülmediği sürece netler artmaz. Onu sana baştan söylüyorum. Hocam TYT matematikten 40 kitap bitirdim. Sınava girirsin, çökersin. Çünkü hiç deneme çözmemişsin. TYT matematikte deneme çözmediğiniz sürece netler artmaz. Ya Ocak'tan sonra, Şubat'tan sonra artık branş denemelerine başlayın. En kötüsünü söylüyorum. Hocam AYT matematik. TYT'yi bu şekilde hallettik mi? AYT matematikte lütfen bana kitap bitirin. Denemeye girmeseniz de olur. Bakın TYT matematikte denemeye gireceksin. AYT'de denemeye girmeseniz de olur. Çünkü AYT matematik bilgidir. Bir kitap bitir, iki kitap bitir, üç kitap bitir, dört kitap bitir, beş kitap bitir, bitir. Sınavdan bir hafta önce son 4-5 yılın çıkmış sorularına bak sınava gir. Vallahi full yakın yaparsınız. Yani AYT matematikte denemeye girme şartı yoktur. Çünkü hep bilgi. Ama TYT öyle değil. TYT'de arkadaşlar bilgiden ziyade yorum yapacaksın. Mantık kullanacaksın. Soruyu anlayacaksın. Soruyu okuyacaksın. Hep sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Bir de arkadaşlar TYT'yi bu şekilde hallettik. Denemelere girmeden netler artmaz. AYT, kitap bitir, kitap bitir, kitap bitir, kitap bitir. Sınavdan son bir hafta kalaya kadar hep kitap bitirin. Hocam dershaneye ya da okula yeni başlamışım. AYT denemesine gireceğim. Kardeşim, AYT matematikte, bakın TYT matematikte denemeden hiçbirisini kaçırmayın. AYT matematikte konu eksiğiniz varsa önce size tavsiyem konularınızı tamamlayın. Konu eksiklerinizi tamamlayın. Bir de bir konuyu bitirmeden de başka konuya geçmeyin. Sonra da bu bol bol kitap bitir. Bol bol kitap bitir. Problemler. Gençler problemlerden lütfen size en büyük tavsiyem. Rutin günlük problem çözümünüz olsun. Hocam ben günde 10 tane problem rutinim var. Süper. Sene sonuna kadar günde 10 tane soru çözün. Bana kalkıp da bir hafta boyunca sadece problem çalışmayın.
Günde 5 soru ya, 5 soru. Hocam günde 5 sorudan ne çıkar? Oğlum sınava günümüz var, 200 günümüz var. 5'ten çarpsanız bu 1000 küsür soru eder. Bir de branş denemelerine gireceksiniz. Problemlerden sizden en büyük tavsiyem, lütfen rutin oluşturun. Günde 5 soru, 6 soru ama sene sonuna kadar lütfen çözüm yapın. Geometri. Arkadaşlar geometriyi hep ihmal ediyorsunuz. Hocam TYT matematiğin daha bitmedi. Geometri yarından itibaren. Ya en azından bir üçgenleri bitirir. Geometriyi bitirmediğiniz sürece, geometriden net arttırmadığınız sürece istediğin üniversiteyi kazanamazsın. Geometri sana farklaştırır. Türkiye'deki geometri ortalaması en düşük. Yani en düşük geometri ortalamasıdır. Yazık günah ya. Yani çalıştıktan sonra olmayacak diye bir şey yok. Lütfen geometriyi de ihmal etmeyin. Bilgidir. Bilirsen yaparsın. Hocam ben göremiyorum. Oğlum sen çalışmadın ki. Yani çalışmadın ki. Gençler çalışacağız. 7 ay çok çabuk geçer. Yemin ediyorum 7 ay sonra geçmişe bakarsın. Pişmanlıkların olur. Dersin ki Mustafa hocam ya da anne babam ya da kendi kendine. Yahu keşke 7 ay geriye gitseydim de keşke fazla çalışsaydım. Aa işte alasana 7 ayım var. Otur çalış oğlum. Çalışın. Arkadaşlar çalışmaktan başka hiçbir sermayeniz yok. Çalışan iyi yer kazanır. Çalışmayan kötü yer kazanır. Bu bir gerçek. Ve sizden de en büyük isteğim şu olsun. Kardeşim kimse senden Türkiye birinciliği istemiyor. Mesela arkadaşlarımızın hedefleri ne? Sizin hedefiniz ne gençler? Hedefin ne? Bağır. Bilgisayar. Ha tamam süper. Güzel. Arkadaşımızın hedefi MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi'ymiş. Kazandıktan sonra benim gözümde Türkiye birincisidir. Türkiye birincisi olmasına gerek yoktur. O bölümü kazanırsa Türkiye birincisidir. Yanındaki arkadaşlarımız hangi bölümü istiyorlar? Hukuk. Hukuku kazandıktan sonra Türkiye birincisidir. İlle Türkiye birincisi olmasına gerek yoktur. İşte ben bunu istiyorum. Hedefin yok mu kardeşim? Hedefim var hocam. Hukuk. Bitti. Hukuku kazan. Sen benim gözümde Türkiye birincisi. Bitti. Gençler, üniversite okuyan arkadaşlarımız kimler vardı? Lütfen size tavsiyem, yabancı diliniz çok iyi olsun. Yabancı dil, yabancı dil, yabancı dil. Bakın adam üniversiteyi bitiriyor, yabancı dili yok. Hocam iş bulamıyorum. Sen tek olaya Türkiye olarak baktın. Artık sen, mesela bir veterinerlik fakültesi mezunu birisi, yabancı dili varsa, sizce dünyanın her tarafında iş bulamaz mı? Her tarafında iş bulur. Ya artık gençler yabancı dil zorunlu olmuş. Yabancı dil, birinci yabancı dil hocam İngilizce. Oğlum yanına İspanyolca ekle. Yanına Çince ekleyin. Yani ekleyin yabancı dile lütfen yüklenin. Ben bunu kızıma da söyledim. Kızım yabancı dil. İngilizcen çok iyi olsun. Ekstra ikinci yabancı dil. Çince mi istiyorsun? Çince de öğren. İspanyolca mı istiyorsun? İspanyolca öğren. Almanca mı istiyorsun? Almancayı öğren. Ama ikinci yabancı diliniz de olsun. Lütfen size tek bir isteğim var. Yabancı dilleriniz çok iyi olsun. Buradan sınava hazırlanan arkadaşlarımız. Üniversiteyi kazandığınız zaman lütfen yabancı dilinizi ihmal etmeyin. Başka bir şey istemiyorum. Ondan sonra bak dünya vatandaşı oluyorsun. Bakalım iş bulma sorunu çıkıyor mu çıkmıyor mu? Vallahi her tarafta iş bulursunuz. Gençler kendinize güveniniz tam olsun. Bakın buradaki belki gençlerimiz işin farkında değiller. 20 yıl sonra 30 yıl sonra. Hiç belli olmaz. Belki sizden birisi ülkemizde cumhurbaşkanı olacaktır. Belki diyorum. Belki içinizden birisi Aksaray'da hastanenin başhekimi olacak. Belki içinizden birisi Urfa'ya vali olarak atanacak. Lütfen kendinize güveniniz tam olsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ama bu işin yolu YKS sınavında sürecinde çalışmaktan geçiyor. Çalışın. Kendine saygın varsa, annene babanıza saygınız varsa adam akıllı kazanın. Kendinizi gururlandırın, annenizi babanızı gururlandırın. Ben dün bir kasapla video çektim, belki görmüşsünüzdür Instagram'da. Hocam diyor, vallahi yahu kızım desin ki babacığım ben üniversiteyi kazandım. Diyor
öyle bir mutlu olacağım, öyle bir mutlu olacağım, öyle bir gururlu bir şekilde yolda yürüyeceğim ki diyor, benim yürüyüşüm bile değişir. Ya ne kadar güzel bir duygu. Ya benim kızım ilk sene sınavı kaybettiği zaman vallahi diyorum, kız kardeşim arıyor, kızın ne yaptı? E ben ne diyeceğim? 286 bininci oldu. Annem arıyor, torunum ne yaptı? Komşu arıyor, kızın ne yaptı? Ya millet sırf niye soruyor biliyor musun? Sırf kendisini tatmin etmek için. Yoksa beni sevdiğinden dolayı sormuyor. E ailenizi niye mahcup edersiniz kardeşim? İkinci sene kimse beni aramadı. Çünkü 9. olmuş ya. Şimdi arasa diyeceğim ki 9. oldu, gururla böyle gezeceğim. Vallahi kimse aramadı. Çünkü biliyorlardı iyi yaptığını. Çünkü birisi demiş. Ondan sonra kimse aramadı. Ama ilk sene birisine dedim ki 286 bininci oldu. Herkes arıyor. Kızın ne yaptı? Kızın ne yaptı? Ya işte 286 bininci oldu. Ne yaptı? Gençler çalışın. Geleceğimizsiniz. Lütfen heba olup gitmeyin. Bakın Urfa gibi bir yerde normalde ben milleti dinleseydim vallahi ben sıradan bir öğretmen olurdum. Ama milleti dinlemedim. Bakın Urfa'dan Aksaray'a seminere gelecek kadar, yani burada seminer verecek kadar demek ki işimi çok iyi yapmışım. Sizler daha iyisini hak ediyorsunuz, daha iyisini yaparsınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah güç kuvvet versin. Ailenize de Allah sabırlar versin. Ailenizde lütfen gururlandırıp güzel yerler kazanın. Tamam? Söz mü? Ne söz? Söz mü diyorum, diyor söz. Bakıyorum konuşmadığım şeyler var mı? Yok, hepsini konuşmuşuz. Hocam bir videoyu alabilir miyiz ya? Ben bu gençler, ben bir videoya çekmek istiyorum. Söz mü? Nereden söz? Hocam ben alayım. Ben alayım telefonu. Ben alayım hocam. Teşekkür ettik hocam. Prova yapalım. Söz mü? Öyle değil değil. Söz mü? Sen hedefin ne? İngilizce? Süper. Hadi inşallah olur. İnşallah olur. Hangi üniversite? Gel buraya. Daha süremiz var. Bak aferin. Hedefin ne? Yani Hacettepe, Boğaziçi gibi yüksek üniversiteler tabii ki hedefim ama durumun getirdiği şartlara göre tabii ki tercihimizi yap. Bölüm olarak ne istiyorsun? İngilizce öğretmenliği. Arkadaşlar. Yok sen burada kal. Şimdi öğrenciye soruyorum hedefin ne? Hocam hedefim yok. Oğlum nasıl hedefin yok? Hocam hedefim yok, işte sınava gireyim sonra hedefimi belirleyeceğim. Gençler bakın bunu yaparak kaybedersiniz. Lütfen hedef belirleyin. Hocam MSU, hocam hukuk, hocam Hacettepe veya Boğaziçi İngilizce öğretmenliği. Ne kadar güzel. Bununla alakalı çalışmalarını yapıyor musun? Tabii ki hem TYT hem de dil üzerinden günlük çalışmalarımı yapıyorum. Tabii ne kadar. Ailen sana baktığı zaman oğlum kazanacak, gerçekten çalışıyor diyor mu? Diyordur inşallah, hani ben şey yapmıyorum, ben dikkat etmiyorum ama inşallah diyordur. İşte desinler. Yani ben aileni bir gün gördüğüm zaman, ya işte oğlunuz ne yapıyor? Ya hocam çok çalışıyor ya. Ya bunu gösterin gösterin. Yani çok çalıştığınızı görsünler. Yani desinler ki tamam ya. Öğretmen arkadaşlar da desin. Ya desin ki öğrencimiz çalışacak, yani kazanacak ya. Yani bunu dedirtin. Ama nasıl dedirteceksiniz? Çalışmalarınızla. Çalışın çalışın. Bunu arkadaşlar, bir de kitapların hepsi çözümlü değil mi? Kitapların hepsi video çözümlü değil mi kardeşim? YouTube'da istediğin hocayı evinde ağırlayabiliyor musun? Hepsini bulabiliyorum evet. Özellikle sizi. Bitti. Bu. Başka yolu yok. İnşallah olur. Duruşu nasıl arkadaşlar? Kazanabilecek potansiyelde mi? Bu mu? Daha fazla. Tamam. Hadi inşallah. İşte ben böyle öğrenci istiyorum. Ne istediğini bilen, çalışmasını aksatmadan, arkadaşlar 7 ay çok çabuk geçecek. Vallahi geçecek. Geçecek. Hadi sizden söz videosu da alayım. Ama ucundan tutarak değil ha, bağırın ya. Ama tüm benliğinizden bağırın ya. Gerçekten istiyor, yani isteyin yani. Bir de bunu bir tek söz olarak değil ha. Eve gittiğiniz zaman bakın yarın değil. Bugünden itibaren oturuyorsunuz, program yapıyorsunuz. Bugünden itibaren. Oturun, bugünden itibaren tüm programını yap ve Allah aşkına başlayın. Geciktirmeyin. Başka bir şey istemiyorum.
Hocam haftaya başlarım. Haftaya başlama kardeşim. Haftaya başlarsan o haftalar sınavdan sonra hüsrana dönüşüyor. Bugünden itibaren eve gittiğin zaman otur. Hocam çalışma isteğim yok. Oğlum sokakta gezinirsen tabii ki yok. Masanın başında otur. Bekle. Gerekirse çalışma. Bekle. Bak bir saat sonra nasıl istek geliyor. Ama sen çalışma isteğim yok. Giriyorsun Instagram'a sürekli hikaye kaydırıyorsun. Arkadaşını arıyorsun. Hoca hadi kafeye gidelim. Çalışma isteği bu şekilde gelmez ki. Masanın başında oturacaksın. Gerekirse 2 saat, 3 saat gelmesin. Ama dışarı çıkmak yok. Telefon yok. Bir de gençler sizden bunu unutmuştum söylemeyi. Lütfen, lütfen, lütfen. 1. Uykunuzdan fedakarlık yapmayın. Bakın uykudan fedakarlık olmaz. Hocam ben günde 3 saat yatıyorum. Kardeşim 3 saat yatıyorsun da sabahleyin ders çalışmıyorsun. Ya da öğretmen bir şey anlatıyor anlamıyorsun. Çünkü niçin ertesi gün Leyla gibi geziniyorsun, Mecnun gibi geziniyorsun? Çünkü kafa almıyor. Gençler uyku çok önemli. Uyuduğunuz zaman o gün öğrendikleriniz zihne depolanıyor. 1. Uykunuza dikkat edin. Uyku düzeninizi bozmayın. Fedakarlık mı yapacaksın? Instagram'dan fedakarlık yap. Fedakarlık mı yapacaksın? Gezmenden, tozmandan fedakarlık yap. Ama lütfen uykudan fedakarlık yapmayın. 2. Lütfen dışarıda abur cubur yemeyin. Bakın bu da çok önemli. Annenizin yemeklerini yiyin. Çünkü dışarıdan abur cubur yediğiniz zaman yahu algılanma, bir şeyi anlama süresi uzuyor. Ama annenizin sağlıklı besinlerini yediğiniz zaman, bir şey anlatıldığı zaman yemin ediyorum daha kolay kavruyorsunuz, daha kolay anlıyorsunuz. 1. Uyku düzeni. 2. Annenizin yemekleri. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Hadi sözümüzü de alalım. Şov dünyası arkadaşlar, prova mecburen yapacağız. Değil tabii ki. Aksaray! İşte prova yapmazsanız böyle oluyor. Ben diyeceğim ki Aksaray, siz de alkış çalın. Tamam. Nasılsınız? Çok iyiyiz hocam. Bu sene istediğiniz üniversiteleri kazanmaya söz veriyor musunuz? Evet. Söz mü? Evet. Tamam. Aksaray. Türkiye'mizin en güzide şehirlerinden birisi Aksaray'dayız. Gençler, üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız, istediğiniz üniversiteleri, üniversitede okuyan arkadaşlarımız, bitirdiğim zaman istediğim mesleği en güzel şekilde, lisede okuyan arkadaşlarımız, liseyi ya da ortaokulda okuyan arkadaşlarımız, bu dönemi çok iyi bir şekilde geçireceğimize, hedeflerimize ulaşacağımıza söz veriyor muyuz? Olmadı. Söz mü? Söz mü? Önce kendimizi, sonra da anne ve babalarımızı mahcup etmeyeceğimize söz veriyor muyuz? Sözünüzü aldım. Bizde söz namustur. İnşallah bu sözün ağırlığını hissederek çalışmalarınıza devam edersiniz. Her şey için teşekkür ederiz gençler. Allah yolunuzu, bahtınızı her şekilde açık etsin. Bir daha çiziyorum. Oturun çalışın. Ders çalışın. Başka da bir şey istemiyoruz. Hadi. Teşekkür ederiz gençler.